Herkese merhaba sevgili dostlar. Cansınız, seviliyorsunuz yemin ediyorum. Bu videonun konusu fake hesap. <laughs> fake hesaptan bir erkeği takip ettiğinizde neden size tepki gösteriyor? Bunu anlatacağım. Hiç değinmedim ya. Hiç değinmedim. Yani bu konu hiç geçmedi ama vakti geldi be. Yani yemin ediyorum vakti geldi. Artık bunu anlatmanın zamanı geldi. Çünkü adile soru uygulamasından Türkiye'nin ilk ve tek ilişki soru cevap uygulamasından bana gelen sorularda bu konuda bu başlık altında çok fazla bir yığılma var. Yani şu. Adil abi. Genelde çünkü gençler yapıyor bunu. <laughs> adil abi. Ya da Adil Beyciğim. Fake hesaptan erkek arkadaşımı, flörtümü her neyse bu kaplumbağayı takip ederken bunu fark etti. Benim fake hesabım olduğunu ve onu gizli gizli stalkladığımı fark etti ve benden ayrılma kararı aldı veya bir süredir görüşmüyor veya mesajlarıma cevap vermiyor. Ne yapmalıyım? Ve bir erkek neden buna bu kadar tepki gösterir? Ne alaka? diyen bir sürü kız var. Ben ben size birazcık burada bilgi vermek istiyorum. Bir adım ötesi de var. Başka bir soru daha var fake hesapla ilgili onu da anlatacağım birazdan. Şimdi önce bunu bir yanıtlayalım. Bir kere bütün videolarımda genelde zaten dostlar yazıyor. Yani işte e ben sizin bütün videolarınızı izledim. Yani hepsi tek tek işte oynatma listesinde izliyorum. Anladım taktiklerinizi. Erkek dünyasını anlatıyorsunuz diyorsunuz. Böyle mesajlar geliyor. Ama bu fake hesap konusunda da size erkek dünyasıyla ilgili önemli bir şey aktarmak istiyorum. O da şu. Erkek kafa yapısı çok farklı. Biz denetlenme duygusundan, birisinin sürekli bizi izlemesi duygusundan, gizli gizli bizi sürekli takip etmesi duygusundan hoşlanmayız. Bu bizi çok tedirgin eder. Mesela şöyle düşünün. Şöyle olaylar duyuyorsunuz değil mi? Mesela Türkiye'de çok oldu bu bir ara. Ne bakıyorsun lan diye mesela bir adam diğerine laf atıyor. Çok saçma değil mi? Aynı ortamdalar. Adam diyor ne bakıyorsun falan. Ondan bile hoşlanmaz bir erkek. Yani tanımadığı falan bir insanın da ona sürekli kafı gözlerini dikip böyle bakmasından hoşlanmaz. Şimdi bu örneği şunun için verdim. Gözlerin üzerinde olmasından, birisinin rahatsız edici bakışlarından ya da onu süzmesinden ya da onu böyle sanki sınava tabi tutar gibi. Birazdan bunu anlatacağım. Çok ilginç bir konu sınav konusu. Bunlardan hoşlanmaz bu duygulardan. Erkeklerde bundan hoşlanan bir adam ben hiç görmedim. Onun için bu fake hesap konusunun altyapısında bilinçaltında aslında bu var. Erkek bunu hissettiği için ayrılmak istiyor veya ilişkiyi yokuşa sürüyor. Yani sizden soğuyor. Şimdi fake hesap konusunda erkek kafa yapısına şu oluşuyor. Fake hesabı anlıyor. Yani kız arkadaşının onu takip ettiğini. Bunu çok yakın arkadaşımdan geçenlerde yani 3-4 ay önce duydum bak. Ayrılmış kız arkadaşına 1-2 senelik ilişki yani. Dedi ki abi beni izlediğini hissettim dedi. Çok rahatsız oldum. Nasıl? Fake hesap. Ha? Dedim yine aynı hikaye. Fake hesap hikayesi. Hep aynı bela olay yani. Dedi ki abi dedi ben şöyle düşündüm. Bak klasik erkek bakış açısını arkadaş bana özetledi. Fake hesaptan, Instagram'dan beni takip eden bir kadın acaba telefonuma farklı bir uygulama yüklemiş midir? Acaba ben uyurken hani birlikte bir gece geçiriyoruz işte uyuyoruz falan kalkıp böyle gizlice telefonumu Kurcalamış mıdır? Şifremi acaba ben girerken falan? Yani kızlar anlıyor ya böyle el hareketlerinden. <laughs> Oradaki rakamları anlıyorlar, inanılmaz bir şey. Acaba şifremi girip anlamıştır onu falan ben girerken ya da gizlemiyorum diyor. Bakıp telefonumda WhatsApp mesajlarıma bakmış mıdır? Telefonumu karıştırmış mıdır? Acaba benim peşime birini takmış mıdır? Nereye, ne zaman, nasıl gittiğimi görüyor mudur? Acaba iş yerinde bir arkadaşı vardır da gizliden çalıştığım yerde, oradan sürekli haber alıyor mudur? Yani bende dedi bütün bu duyguları yarattı kadın. Yani fake hesap bu kadar bela bir şey. Çünkü erkek beyninde başka paranoyakça kapıları açıyor, odalara giriyor. Yani acaba kız bunu da yapıyor mudur? Acaba şunu da yapıyor mudur? Fake hesap yaptığına göre acaba benim peşimde biri var mıdır? Resimlerim çekiliyor mudur gibi paranoyaya dönüyor ve erkekler bu par paranoyak şeyden rahatsız oluyorlar ya. Bir ilişkide bir adam rahat etmek istiyor. Ya kafam rahat olsun, eğleneyim, gezeyim. kızla güzel vakit geçireyim, paylaşımlar yapalım falan filan. Ama bu paranoya duygusu bozuyor, erkek psikolojisini bozuyor. Aslına bakarsanız Herkesi bozar yani kadınları da bozar. Yani fake hesaptan bir adamın takip ed ediyor olması bir kızı rahatsız etmez mi? Etmeli. Çünkü adamda bir paranoyaklık var. Gariplik var yani sürekli gözü üstünüzde güvenmiyor. Güvenmiyorsan ilişkiyi bitir yani. Öyle değil mi? Güvenmiyorsan niye o insana o kötü psikolojini yansıtıyorsun ki? Çok saçma olduğunu düşünüyorum. Şimdi fake hesap konusunda bir adım ötesi de var. İşte bu ayrılık sebebi. Yani bir adamın fake hesabı fark edip ayrılması bence saçma. Der ki ya hoşlanmıyorum yapma böyle şeyler. Bak bu kadardır iki cümle. Hoşlanmıyorum hayatım yapma böyle şeyler ya ben bunu istemiyorum dersin bitirirsin konuyu. Ya yani ayrılığa getirmezsin. Başka sebepleri varsa tabi bilemem birikmiştir bazı şeyler. Ama şimdi anlatacağım ayrılık sebebi. Yani... Sadece bu sebeple, şimdi anlatacağım sebeple mesela ben bir ilişkimi bitirmiştim. Yeni tanıdığım bir insandı. 3-4 ay sonra baktım ki sürekli didikliyor bir şeyleri falan bitirdim direkt. Birçok erkek bitirir. O da şu. <laughs> Fake hesap var ama abla orada durmuyor. Oradan yazıyor. Bir de oraya bir model resmi koymuş. Yani bayağı böyle güzel böyle Brezilyalı bir manken falan. Ben özellikle Brezilya'dan örnek vereceğim tabi abi. Nereden örnek? Rusya'dan mı örnek vereceğim? Benim olayım Rusya değil ki Brezilya. <laughs> Latin yani. Forever Latin yani. Hiç, yani Rus, Rus olayı yok bende. Şimdi bakın. Net olarak orada yazıyor. Ve diyor ki işte ben bilmem ne sizde işte uzun süredir takip ediyorum falan filan güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu olay 7-8 sene öncesi bu arada. A, tanınan falan biri değilim. i̇şte sizle de tanışmak istiyorum falan diye bana yazıyor. Yazım tarzından falan zaten anladım kimin yazdığını. <laughs> yani zaten böyle mesajlara cevap veren biri de değilim. Ya ilgilenmiyorum falan dedim. Bilmem ne dedim şu bu. Sağ olun teşekkür ederim sen dedim kahveni başkasıyla iç. Falan ters tersledim direkt hiç ilgilenmiyorum dedim. <laughs> Ondan sonra orada da itiraf ettirdim bunu yaptığını. Dedim ki ya ben devam etmek istemiyorum. Neden? Çünkü dedim kızgın değilim bak. Kızgın değilim ama yani hevesim bitti. Yani bana böyle sınavla gelme yani deneme. Şimdi burada erkek niye ayrılır? Şundan dolayı bir sınava tabi tutuluyor. Biraz önce dedim ya videoda sınav konusu. Denetleniyor, kontrol ediliyor. Güvenilmez bir adam olduğu algısı yaratılıyor. Aynı zamanda en çirkini de zekasıyla dalga geçiliyor. Yani ben şimdi bu salağı yazarım, bu salak da bana cevap verir falan filan. Ya resmen böyle o adam aptal yerine konuluyor. Yapmayın bunları. Yani adam bunu fark ettiğinde ayrılmak istediğinde şaşırmayın. Yani çok berbat bir şey. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bakın şimdi videoyu izleyen kadınlara sesleniyorum. Adam sana güvenmiyor. Senin de arkadaşlarınla hemen hemen her gün gittiğin bir kafe var. Biliyor orayı yani gittiğin takıldığın bir yer var. Bir arkadaşıyla anlaşıyor. Senin tanımadığın bir arkadaşı var. Sen hiç görmemişsin çocuğu. Onu yolluyor oraya diyor ki kızı bir dene bakalım. Tanışıyor mu seninle? Konuşuyor mu? Sohbet ediyor mu? Yani böyle garip. İnanılmaz berbat hani başka bir tabir kullanmak istemiyorum şimdi videoda gerek yok. Bir yöntemle seni deniyor. Yani sana böyle bir sınav yapıyor gizlice arkadaşıyla. Ya çok iğrenç bir şey değil mi bu? ya çok berbat bir duygu değil mi orada denenmek, sınava tabi tutulmak, böyle test edilmek. Ha test edilmek seni test ediyor. Ya bu arkadaşını kullanıyor ya bunu bir erkeğin veya bir kızın yapması fark etmez berbat bir şey. Şimdi dolayısıyla özellikle ergenlerden gelen mesajlar <laughs> yani 20 yaş segmenti 21-22 yaşında genç papatyalar diyor ki ergen arkadaşlar ya ben bunu yaptım bu çocuk benden ayrıldı niye yapma abla yapma bunu ya yani çocuğu bu yöntemlerle deneme çünkü çocuk ayrılır bak erkek psikolojisi bu kanalda ben size anlatıyorum hiç kimsenin değinmediği şeylere de değiniyorum erkek beynini anlayın yani düşünce sistemini denemeyin böyle test etmeyin güvenmiyor musun adama gönder onu Gönder karpuz almaya gitsin. Bırak gitsin. <laughs> Bırak gitsin. Kesmece karpuz alsın kendine. Bırak onu. Gönder onu eğer güvenmiyorsan. Ama test etme. Ama böyle bir takım yöntemlerle o nasıl bir adam falan diye böyle peşine düşme. Hem sana yazık çünkü paranoya yapıyorsun. Hem de güzel giden bir ilişkiyi bile bozabilirsin. Mesela bu örnek verdiğim var ya arkadaşım ayrılmış 3 ay önce. Bu çocuğun ilişkisi güzeldi. Memnundu yani kızdan. Diyordu ki aa çok güzel anlaştığım bir kız buldum. Çok da akıllı falan. Kız gitti böyle saçma bir şey yaptı ya. Fake hesaptan adamı takip yazmış bir de ne haber nasılsın tanışalım mı falan. Kaç yaşında kadın 35 yaşında kadın nasıl yapar böyle bir hata? Yani adama karşı güvensizliğin varsa böyle dolaylı yollardan onu takibe gitme. Çünkü erkekler hoşlanmıyor. Anlattım bu videoda bak sebeplerini. İzlenmek, takip edilmek, birisinin onu sürekli test etmesi, gizli gizli böyle karıştırması. Gizli gizli böyle onun raflarını, onun düşüncelerini böyle anlamaya çalışması, onu didiklemesi. Ha? İşte bu didiklenme duygusu didikliyor. Hiç hoşlanmaz bir erkek bundan. Didikliyor sürekli. Yani Aa acaba orada ne yaptı ne demek istedi orada şimdi nereye gidiyor falan filan. Kadınlar kendilerine ilişkiye çok veriyorlar ama bu bir didiklenmeye dönüşürse erkek kaçar. Yani didiklemeyin fazla. Bunu hisseden adam kaçar. Çünkü der ki Uf, sürekli hayatıma müdahale edecek belli. Baksana telefonumu karıştırıyor bilmem ne yapıyor. Fake hesaptan abla sürekli takipte beni sürekli takip ediyor polis gibi bu nedir. Der yani hiçbir erkek bundan hoşlanmaz. Bu fake hesap konusunda bu videoyu özellikle farkındaysanız uzun tuttum. Çünkü anlaşılsın istiyorum. Bu konu önemli. Hani size gerçekten faydam olsun istiyorum videolarda. Erkek dünyasını onun için detaylı böyle roman gibi anlatıyorum ki. Hani şu benim hoşuma gidiyor ya benim de zevkim bu. Birisi yazdığı zaman ya sizin sayenizde var ya ilişkim harika gidiyor dedi. Mutluyum ya. <laughs> benim de mutluluğum bu yani. Sizi sevdiğimi unutmayın ya. Gerçekten cansınız. Görüşmek üzere.